Mustafa hocam biraz burada olduğu için hakkını helal etsin. Diyor ki hocam Arafat'tayız diyor. Arafat öyle bir insanın gönlünü, nefsini yere serdiği bir yer ya. Değil mi? Yok ettiği bir yer. Bir hoca geldi diyor, vaaz ediyor. Diyor yani orada diyor işte çok iyi hatırlamıyorum da şeyi tavrı hatırlıyorum. Yani rahmeti anlatacak, müsamahayı anlatacak, tevazu anlatacak. Müslüman tevazu, mütevazi olur. Müslüman, Müslüman alçak gönüllü olur. Müslüman, adam gebertecek ya. Bırak be abi ya. İlginç değil mi arkadaşlar? Yani böyle alıştığımız için pek kanıksamıyoruz ama ya. Adam kürsüden aşağı atlayıp yiyecek bizi abi ya. Rahmetli Timurtaş Hoca'dan böyle şey kaldı, hatıra kaldı. Siz Timurtaş Hoca'yı dinlediniz mi hiç? فَلَا تَقْعُدُوا مَعْهُمْ Şey anlatıyor, kahvede oyun oynayanlar, bazısı da hoca yasaklamış ama adamın yine gönlü orada gidiyor, diyor hocam ben oynamıyorum, diye seyrediyorum diyor. O da o ayeti okuyordu, فَلَا تَقْعُدُوا مَعْهُمْ حَتَّى يَخُضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ اِنَّكُمْ اِذَا نِثْلِهُمْ Gidip diyor orada otur, oynama şey değil. Oturursan onlar gibisin diyor. Evet. Ama buna bir format atmak lazım arkadaşlar da ya. Ya da bu da insanın sadece sözüyle olmuyor. Yüzüyle oluyor. Gözüyle oluyor. Değil mi? İfadesiyle oluyor. Öyle baktığınız zaman hocam oraya da bir format atmak gerekiyor. İnsan aslında değil mi? Hangi ayette geçiyor? Efendim min meniyyin yumna. Elem yeku nutfeden min meniyin yumna. Yani, kimsin sen? Bizim Karadeniz'de bir baba ile oğlu kavga ediyor hocam. Yani çok böyle hoş bir şey değil ama insan anlatma açısından böyle. Baba oğluyla, biri 40 yaşında biri daha fazla, müthiş sözler birbirine sarf ediyorlar böyle. Bağırma, çağırma vesaire falan. O ona şey yapıyor, millet seyrediyor. O ona hocam müthiş bir böyle münazara gibi sanki böyle. Biri diğerini yemeye çalışıyor. En sonunda o şey rahat edemedi. Baba müthiş bir hareket çekti hocam. Ondan sonra pantolonunu şey yaptı, dedi ki sen lan dedi, buradan gelme bir adam değil misin lan dedi sen. Hocam bir kaçmaya başladı adam. Vallahi var ya hocam bir orada kavga bitti biliyor musun? Adam nasıl gidiyor? Ya bir geldiğin yere bir düşün ya. Bir geldiğin yere bir düşün. Nedir bu havalar, nedir bu işler anlamıyorum ki ben ya. Nedir bu yönlendirmeler, nedir böyle kendine bir yerler biçmeler. Anlatabiliyor muyum? Hocam çağımızın kaliteli hastalığı bu biliyor musunuz? Bütün insanlar da vuruyor ve elhamdülillah diyor hocam. Hizmetliği zaman Allah nasip ederse DGS'den geçtik diyor bir tarafa diyor. Oradan da bir şey yaparsak diyor bir memurluk indireceğiz inşallah diyor. Bir memurluk indirdikten sonra tabii bakacağız hocam. Bir merkez cami imamdı. Cami imamlığı da kurtarmıyor. Bir merkez cami imamdı inşallah. Allah nasip ederse. Ya hocam bu nereden geliyor bu ahlak? Bu haslet, bu huy nereden geliyor ya? Değil mi? Tam anlamış değilim hocam ya. Bunu mesela onun için hem o formatta hem de bu zat-ı muhteremin formatında